Merhaba, hoş geldiniz, sefa geldiniz sevgili futbol severler, sevgili Trabzonsporlar. Evet, bir hayli zaman sonra videoyu yapalım dedim. Belirli bir zaman geçti. Tabii medyada, sevgili Türk basınında o kadar Dünya Kupası döneminde olsun, işte lig başladı hemen. İnsan bir şey demeden duramıyor tabii. Bir takım şeyleri duyunca insan ister istemez Dünya Kupası boyunca da en son işte bir iki aya yakın oldu herhalde. Bir buçuk ay geçti yaptığım video. Bir buçuk ay oldu herhalde. O videoyu yaptığım zaman bile bir gün sonra işte bir gün akabinde bir Portolu birinle tanışmıştım. Portekizli. 2 saat boyunca konuştuk yol boyunca. Ne kadar haklı olduğumuzu, ne kadar Türk futbolunun bir yalandan ibaret olduğunu. Adam işte 2 saatlik Charleroi havalimanına Belçika'ya giderken 1 saat 45 dakika futbol konuştuk. Müthiş, seviyeli, müthiş bir futbol konuşması oldu. Adam en sonunda şunu söyledi. Benim anlattıklarım, tabii o da benim anlattıklarım neticesinde şu kanıya vardı. Sizde organizasyon yok. Hangi birini söylesem, hani bizim bu yere göğe sığdırılamayan bir şey var ya, bir takım oyuncular var Türkiye'de. Kendisi de Portolu olduğu için, çok da koyu bir Portolu. İşte ben Dragao stadını söylediğimde isminin nereden geldiğini anlattı. Hani ben işte olacak ya Allah. Hani ben bir videoda, o videoda mıydı? En son yap. Bir gün sonra oluyor bu işte bak. İşte Şenol Güneş isminin, yani bu kadar isim varken ben yaşayanların isminin neden konulduğunu, başka isimler. Adam şunu söyledi. Onlarda da Pinto, o daha tuhaf diyor onu Portekizce. Pinto böyle bir tuhaf söylüyor onu. Ona bu isim, işte bu ona söylenmiş bu. İşte o isim koyulsun diye. Ona da teklif galiba götürülmüş. İngilizcem de öyle süper olmadığı halde iletişimimiz. Ama anlaşmamıza göre, yani anladığım kadarıyla adam bunu kabul etmiyor. Ama bizim Türkiye'mizde aman Allah'ım egolar o kadar yüksek ki. Kendi isminin konulması. Yani senin isminin adama bu teklif götürülüyor, adam kabul etmiyor. Böyle bir farkımız var bizim. Yine öbür taraftan hani Türkiye'de şimdi oynamıyor, sakat mıdır nedir Galatasaray'da, şimdi Galatasaraylılar sadece oradan ondan örnek vereceğim, böyle fanatizm bizim uç noktalarda olduğu için, hani Galatasaray'da şimdi Beşiktaş'tan da vereceğim, ikisi de orada olduğu için, Aboubakar da Porto'da. Bakın bu adamlar, biz dedi Oliveira'yı niye istemiyor, Oliveira dedim Türkiye'de 3 milyon euroya yakın para veriliyor yılda, güldü dedi, biz onu niye gönderdik biliyor musun dedi. Şey dedi, vücudu şişman diyelim. Yani futbol normlarına göre, sporcu normlarına göre yağlı yağlı dedi. Fat dedi İngilizce. Yani Aboubakar aynen öyle. Aboubakar'ı dedi çağırmışlar, bir yıl daha mı ne varmış, Porto yönetimi çağırmış. Sen burada demişler, bizimkiler hala dönüp dolaşıp temcit pilavı gibi, ya dünyada bu kadar adam varken şimdi şeye, Canni'den ona geleceğim. Şimdi konularımız birazcık birikti. Aboubakar'a demişler ki sen burada para için duruyorsun, gidebilirsin demişler. Bonservisini verdik diyor. Porto neler yapıyor? Transfer politikaları, işte Portekiz futbolu veya genelde. Mesela diyor ki, adam diyor ki biz bunu yıllar önce biraderle, halbuki bu kadar para vereceğine dedik, tartışıp konuşuyorduk. Gitti işte Balkan'da atıyorum bir kulübe veya işte birkaç kulübe anlaş. Orada veya adam koy oraya. Adamlar hakikaten bizim, mesela bir Portekiz kulübü Brezilya'ya gidiyormuş dilde aynı olunca. Diyor ki bir kulübe, ben hemen şu cevabı verdim ona, oradan bana şu cevabı verdi. Bakın şimdi işte bu fikir tartışması böyle bir şey. Buradan ne çıkıyor? Mesela gidiyor Brezilya'da bir kulübe diyor ki sana 50 bin euro ayda. Bir kulüp ha. Herhangi bir kulüp veya işte bu Porto, Sporting veya Benfica olacak diye bir şey de yok. 50 bin euro.
bir futbolcu mu çıktı? İlk önce bana haber vereceksin. Ama ben dedim ki o zaman Vinicius Junior dedim. Bir sürü paraya gitti. Bunu nasıl adam 40-45 milyon euroya öyle değil dedi. O kulüpler değil dedi. Flamengo değil dedi. O takımın dedi 40-45 milyon taraftarı var. Aşağıda daha yani oranın 4 büyük 5 büyük kulübünden veya 10 büyük kulübünden birinden değil. Yani böyle çok seviyeli konuştuk, tartıştık. Tartışmadık da konuştuk. O yani orada tartışma olmaz. Dediğim gibi ama biz ne kadar problemli adam varsa alıp getiriyoruz. Ondan sonra başarı da gelmeyince başlıyoruz birbirimizden kavgaya. Şimdi buradan şuna geleceğim. Mesela bu hafta şey maçı oynandı. Bizim Trabzonspor'lar hemen şey yaptı. Yani bir maçtan bahar geldi sanıyor. Tamam güzel. Ya bu ligde zaten şampiyon olamazsan ben yıllar önce 10-15 yıl önce diyordum. Gençlerbirliği'yle Gaziantep kapatsın kepenkleri. Bu ligde niye şampiyon olamayacaksın? Şimdi şunu söyleyeceğim bakın. Bu Canini örneğinle ben başlayacağım. Hatta şimdi daha bir saat olmadı. Hollanda Ligi'nden bak biz Canini'ye bir de baktım ne kazanıyor. Ben kapına bakmamıştım onu. Bu tavan ücretler de arttı. Canini şimdi bir pas verdi ya. Halbuki öyle bir pozisyonda Trabzonspor maç 1-0 iken bir pası da öyle orada yine savruk işler karıştırdı ayağından şunu bunu yapamadı. Bir pası atamadı yani geçti adamın diyelim sağdan geldi önüne atamadı iki kişinin. İki kişi geliyordu sağlı sollu ortadan bir kişi soldan da bir kişi. Şimdi bizim insanımız netice odaklı böyle kendini ayarladığı için tamam Canini iş. Ya arkadaş bak bugün tavan ücret de artık çıktı. 1,5'tu. 1,6 alıyormuş Canini. Şimdi bak. Deli Blind'i Ajax bugün karşılıklı olarak aman duymasınlar ha Türkiye'den. 3 milyon, 4 milyon euro yılda verip 90 doğumlu bak o da. Canini 91 doğumlu. Fark yok fazla. Biri defans. Fark bu işte. Fark bu arkadaşım. Sen 91 doğumlu oyuncuya aynı Portolu'nun dediği gibi ben zaten yıllar organizen olmadığı için ya kimi al biliyor musun? Ya sen Canini yine bu maçta oynardı. Zaten Haziran 2023'te kontratı bitiyor. Bak şey de öyle olduğu halde Deli Blind de düşün Hollanda milli takımında da oynuyor. Deli Blind dahi kontratı Haziran 2023'te bitmesine rağmen adam kontratını karşılıklı olarak feshediyor ya. Milli takımda oynadı. Daha şurada 2-3 hafta önce Hollanda milli takımından oynuyordu. Ama biz 91 doğumlu Canini'ye bel bağlıyoruz. Ve yedek bir adama şu anda yedek görünüyor. Trezeguet, Visca geri döndü. Halbuki ne yap ya? Bak kimi al? Kimi al? Ha, oradan Weghorst'u da diyeyim de bu Beşiktaşlar aman şaşmasın. Aman şaşmasın. Devam ediyor şeyine. Dünya Kupası'nda da problemdi. Ya git al Bambay ya. 96 doğumlu Lille'de. Kontratı bitiyor. Bir değişiklik yap. Zaten senin arkan hep Eren Elmalı hariç 91 doğumlu Hugo, 91 doğumlu Bartra, 91 doğumlu Larsen, 90 doğumlu Bruno Perez. Onu da ben bir videoda sonradan baktım. Şundan karıştırmışım. Gervinho'dan geldiği için 2 yıl sanıyorum aynı beraber gelip imza atmıştılar ya. Sanıyorum ki şeyle Gervinho'lar 2023 Haziran'da kontratı bitecekti. O 2024'müş. Düşün bak. 90 Bruno Perez dedik. 91-91 Hugo Bartra. 91 Larsen. 90 Visca. 91 Canini. 87 Hamsik bitiyor. Allah'tan. Ya abi sen ne yapacaksın bu kadar? Sen genç bir de bir ara, tamam yaşlı bir iki tane olur var bu Dünya Kupası'nda da vardı. Thiago yani Dünya Kupası demişken oradan da şöyle bir şey söyleyelim. Bak bu adamlar bile ne kadar yanlış yapıyor biliyor musunuz? Şimdi bak Scaloni'ye rağmen Arjantin kupayı aldı. Ben onu şu şeyi onu Instagram'da beni takip edenler Dünya Kupası'nı alacağını şöyle bir şeyle, benim böyle bir şeylerim vardı, buluşlarım. Menotti, O'su var. O ve İ var. Ben O diyordum.
7 harf 1978'de aldı Arjantin. 86 Bilardo, Carlos Bilardo, Maradona'nın oynadığı dönem. O, İ var, 7 harf aldı dünyada. Scaloni, O ve İ harfleri yine var, alacaktı. Bir şey daha vardı almasına, bu dışa, bir şey daha vardı yine. Bunlar, yani bunlardan da sadece bu sebep olur mu? Yani böyle bir bu değişik bir buluşla, yani bu adam bile Hollanda maçında ne yapıyor bak. Yani biz o kadar gözümüzde büyütüyoruz ki bazı insanları. Hakeza şey, Brezilya hocası. Neydi onun ismi? Yaşlı adam. O bile yanlış yaptı. Mesela Hollanda maçında 2-0 önde. Bir de Arjantin'de tuttu diyorlar. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Arjantin'i tutsa Laos. Orada Weghorst arada. Önce kendi faul yapıyor. Arkadan ona faul yapıyor. İki kişinin arasında kalıyor ama perdelemede. 90. dakikada faulü vermez. Orada 2-0 iken Scaloni iki adamını değişiyor. Ya sakatlık bir şey olmadıktan sonra 2-0'ı öndesin. Oyun da iyi gidiyor. Gel bu tarafa Brezilya'ya. Takmış bak ben biliyorum. Şimdi videoyu yaptığımız için aralarda video yapma. Martinelli dün yine gol attı. Şimdi Rafinha Barcelona'da oynuyor ya. Böyle takıntılar var. Bu ülkeler de böyle. Bu hocalar da böyle. Bir takım takıntılar var. Rafinha ise ne yapacaksın ya? Arsenal'da müthiş formda olan sağlı sollu forvetleri. Ya bir maçta da yine kaybettiği maçta herhalde. Şeyi çıkarıyor. 3 tane forveti çıkarıyor ya. 3 tane forveti. Tabii bu dünyadaki paylaşım savaşlarında oralara gelemedik. Dünya Kupası ile ilgili videoyu Almanya'yı nasıl elediler? Ha onu da diyecektim. Orada kupayı neden Arjantin? Orada kupayı şeye vermezler. Dünyadaki paylaşım savaşlarından nasibini aldı Fransa ve Almanya. Orada o kupayı bence yani artık şeye gidecekti. Güney Amerika'ya. Hep Avrupa kupa, Avrupa takımları ülkeleri alıyordu. Burada o da bir sebepti. Nereden geldik buraya? Dediğim gibi biz Canini'yi imzalarken şimdi hemen bir bahar gelmiştir şeye bizim Trabzonspor. Öyle bir maçla da şey olmaz. Sen bu ligde bu sene de şampiyon olman lazım ya. Zaten bu sene şampiyon olursa bunlar tamamen kafayı yer. Yani şu Galatasaray Fatih Tekke biraz ben bizim bir arkadaşa diyorum Fatih Tekke dönsün yine top oynasın seyrederim ama ben hocalığını yok. Ben oradan noktayı koyalım. Fatih Tekke'yi ben çok seviyorum. İlk ticaret lisesinin önüne bak bu sarı siyah Trabzon PTT formasıdır. Onları da bozdular. Türk Telekom oldu. Bizim lisemizde Fatih Lisesi'ne gitti. Bilmem Zübeyde meslek lisesi mi kız lisesi mi oldu. Ama bu sarı siyah yine Fatih oraya gitti. Orada başladı sarı siyah Trabzon PTT'de de. Neyse. Dediğim gibi Abdülkadir Ömür'e geleceğim. Bak Abdüş böyle. Bak mikser gibi karıştırdığın zaman ne oldu? Bir karıştırdın. Trezeguet gol olmadı o pozisyon. Aldı. İki kişinin arasında böyle karıştıracaksın. Gökdeniz, Fatih Tekke gibi Trabzon kökenli böyle veya Trabzon altyapısından yetişmiş oyuncular gibi karıştıracaksın. Mücadele edeceksin. O zaman sana kimse büyük hamdiler, küçük hamdiler oynadı. Soner'ler oynadı. Trabzon seyircisini ikna edeceksin mücadelenle. Öyle halı saha işlerini bırakacaksın. Futbola kendini vereceksin. O 23-20 milyon euro bandı ve üzerine çıkacaksın. Gakpo'da gitmiş bugün. Dediğim gibi burada Hollandalıyı bile ikna ediyorsun. Hani bizde bir de Hollanda güzellemeleri vardır. İşte Hollanda biraz şey yapılır Türkiye'de. Gördük. Messi, Louis van Gaal'ın Güvenç Kurtar da çok diyordu. Burada arrogant diye bilinir yani. Yıllar yılı. Ve ben o adamı hiçbir zaman şey yapmadım yani. Tutmadım. Yok felsefesi iyi hocaymış. Ya şansa. Şansları da vardır Hollandalıların. Ne oldu? Scaloni neredeyse 2-0'lık maç. 2-2 iyi ki penaltılarla. Ha bir de şuradan penaltılarla dedikten sonra şunu söyleyeyim. Genel ben şey yapıyorum. Dünya Kupası, Trabzonspor.
Bakın bu Maradona Messi karşılaştırması yapanlar var ya. Bakın Maradona resmen tarlalarda top oynuyordu. Tarlalarda. Azteca stadyumu var ya. Ve hiçbir maçı ya Messi'yle kıyaslama bile yapılamaz ya. Biraz Maradona videolarına bakın. Life is Life'ı açın. Tabii bir oyuncu, sporcu Maradona. Kaslarıyla, baldırlarıyla. Tamam mı? Ve hiçbir maçı uzatmalara götürmedi. Messi Dünya Kupası'nı en sonunda aldı ama hiçbir maçı 2-0, 2-2 mi oldu? Orta sahada attı. 1986'da Alman final maçında Almanya'ya karşı Buruşagan'ın önüne bir attı. İşi bitirdi, uzatmadı. Çeyrek final de yapma. 2-0'dan 2-2 olduktan sonra o maçı bitirdi bir şekilde 90 dakika. Ya buna kitap bile yazılabilir yani icabında. Amiyane tabirle diyelim. Maradona'yla yani Messi'yi kıyaslamak. Ya aklıma şimdi bu videoyu kapatayım çok daha şey gelir. Napoli'de oynaması, ona atılan tekmeleri zaten şey yese, Messi yese geberirdi ya. Ona atılan yani ondan sonra kırmızılar şunlar bunlar sporcuyu korumaya aldılar. Neyse konumuz o değil. Bir de şunu diyeceğim. Orada Weghorst yine olduğu için aman Beşiktaş yanlış yapma. Bak. Satın alma opsiyonun bırak 10 milyon sana Burnley 5 milyon desin. Bak ben size Türk takımlarının bu verdikleri paralara ben çok acıyorum. Seneye 33 yaşında olacak adama 5 milyon euro bile verme. Yok efendim bulursun. Yok kuleymiş. Yok efendim indiriyormuş. Yok orada 2 gol atmış. Ha, orada 2 gol atmış derken. Ya bu bizim Türk spikerleri ya. Beşiktaşlı Weghorst. Fenerbahçeli Valencia. La elendi gittiler. Ya şey, la bırakın ya. İlla kendimize bir şey yontacağız ya. Ya bu biz niye bu işimiz bitmiyor ya. Yani orada yokuz. Yok. Trabzonspor'u bilmiyorum. Uruguay maçını seyretmedim. Girdi mi? Oyuna girmiş galiba. 90 dakika öyle çok maça bakamadım yani. Bir de bu bazı takım insanlar türedi. Dünya Kupası güzel organizasyon. Ama yani ben o Dünya Kupası'nı seveceğim diye, her maçı seveceğim diye 90 dakika bu çeyrek finalden sonra bakmaya başladım. İşte Arjantin biraz şey yapınca bazı maçlara baktım. Ama o guru yani öyle süper de bir zevk yoktu yani. Son anlarda oldu. Final güzel. İşte ondan sonra bizim Türk basını yine başladı. En süper finalmiş. Yok ya. Goller olunca mı? Goller olunca mı yani? 86 Azteca o çim çok doğal. Dünya Kupası finali kötü mü ya? Veya 1978. Şimdi hep Arjantin'den demek için de yani ben Arjantin'i onu da geçelim. 1970 Brezilya, İtalya finali, Garinçalı, Peleli. Yani bunlar kötü mü? Şimdi burada çok gol olunca hem de onlar daha doğal. Trabzonspor tabii iyi yolda. Dediğim gibi Abduş kendini böyle mikser gibi her yere gireceksin. Oradan hemen bir pozisyon çıktı. İkinci yarıydı. Orada o gol olmadı. Ondan sonra gol geldi. Adama attırdın. Güzel. Defans oyuncuları iyiydi ama Trabzonspor'un çok işi var ya. Trabzonspor bizim seyirci bir maçtan havaya giriyor. Trabzonspor şimdi yansın kaybettiği maçlara. Düşün ya bu Antalya bak hala bilmiyorum şu anda maç kaç. Yine evinde kaybetti geçen hafta. O maçı yenilmesen. Evde Kasımpaşa'lan galiba. Bir maçta berabere var. Yine Kasımpaşa. Konya var. Bu maçta şimdi yine fark atmıştın. Ya nedir bu laubalilik yani? Bu laubalilik nedir? Yani bir oyuncudan dolayı mı yani takım Fener'i yendi? Olur mu öyle bir şey? Şeyin vuruşu çok güzel, çok temiz golcü vuruşu Maxi Gomez. Hala Cornelius'e dönüşler var. Cornelius'u adamlar Dünya Kupası'nda gördük. İyi ki sattık. İcraya vermişler. İcraya veren oyuncular var. Dediğim gibi biz 91 doğumlu Canini'den kontratı bitsin gitsin ya. Ya yenisini bul ya. Yeni yüzler ya. Eskiden malzemeciye dermişler Adana'da. Veda belgesinde bir malzemeci vardı. Bunu oynat dermişler. Ya biz bakın size bir örnek vereceğim. Biz
Sinan Ünal'la, Sinan abilen bile şampiyon olduk. Sinan Ünal, tanımayan bile vardır. Bafraspor, Samsunspor işte 1979, 80, 81 kadrosuna var galiba orada. 2-3 şampiyonluk da var. Sağ açık. Basit bir sağ açık ya. Ondan sonra Dobe Hasan geliyor, Hasan abi geliyor. Yani dediğim gibi yani bulamayacağız korkusum var. Ben bu bizim Türk futbolunu anlamıyorum. Ya al Bambay'ı, kontratı bitiyor Lille'den ya. Al Bambay'ı, 96 doğumlu ya. Çalım atar, dribling var. Değişik birini al. Sen takılma ya. Şimdi yarın maç var, Karagümrük maçı. Karagümrük maçını alması lazım. Bu havayla Karagümrük maçını. Ya bu sene bile şampiyon olmak işten bile değil yani. Trabzonspor. Yok ki yani abartıldığı gibi Jesus dediler. Bakıyorum. Aynı Scaloni. Neydi o adamın ismi ya? Unuttum adamın ismi. Brezilya milli takım hocasını. Dans yaptı böyle güzel. Richarlison'la. Güzel şeyler de yapıyorlar ama sonunu getiremedi. Orada onun değişik takım kullanma şeyi, hevesi şeyine yenildi yani. Neyse. Trabzonspor Karagümrük maçı yen. Transfer, ha bu transfer işi, transfer işini de kapatalım. Bonservisi elinde oyuncular alalım. Yap yap yap, takım battı. Kulüpler battı. Adamlar şampiyon olsa ne olur ya? Galatasaray veya Fenerbahçe. Galatasaray'a bakıyorum. Ya 35 yaşında, 35-36 yaşında kaç tane adam oldu ya? Kaç tane adam oldu? Bu takım şampiyon olsa ne olur ya? Böyle çok oldu. Ondan sonra 2019'dan sonra ne oldu? Cartayı çekti. Ama bunların seyircisi böyle şampiyonla bel bağlamışlar. Başka bir dertleri yok. Dediğim gibi Trabzonspor 91 doğumlu Canini ile 2 yıl uzatırken Deli Blind daha bugün Hollanda haberlerine düştü. Kontrat feshediliyor. 90 doğumlu. Dünya Kupası daha şurada 2-3 hafta önce oynamış. Daha 2-3 hafta bile olmadı. İşte ne zaman en son elendi? Fark bu. Bizim vizyonumuz, görüşümüz, futbola bakış açımızla bunların futbola bakış açısı bu. Biz bir adamdan medet umuyoruz. Dediğim gibi, örnek verdiğim gibi Sinan abiyle, biz Sinan Ünal'larla şampiyon olduk. Aç bulursun siyah beyaz. Mersin İdman Yurdu bir maçı var YouTube'da. 3 gol atıyor. 2-3 gol atıyor en az. Yani öyle uçtum kaçtım bir adam değil ki ya. Sen al Bambay ya. Al şu anda Türkiye'de açık. Adam bir de kazandığı para ne ya, baktım ya. Ha bu bir de fark bu. Şimdi bazı oyuncuları mesela uzatıyorlar Türkiye'de. Yunus Akgün en son galiba. Yunus Akgün'le Kerem Aktürkoğlu'nu uzattı Galatasaray. Bamba'nın kazandığı para onlar gibi ha. O da vergilidir. Belki de onlardan da az kazanıyor. Onların o Fransa'da en az %40'ı %50'si vergidir. Ya bu adam sen 1 milyon euro, ama tabii Türkiye'den onun menajerleri devrede olduğu için, bildiği için olayı, Türk menajer hemen girecek. Ya diyecek, olur mu ya bu adam bu arada, hemen yani dedikodu sardı dedikodumuz. Menajer deyince video yapamadığım için biraderden duymuştum. Burada biri Naci Ünivar'ı yollayın böyle adamları. Ben bir ay önce duymuştum. Video yapmadığım için söyleyeyim. Türkiye'ye gittiğine, şimdi bu bir ay, 1,5 ay önce bunu işittim. Türkiye'ye gittiğine pişman olmuş Westerlo'ya gitmediği için. Yollayın böyle adamları. Westerlo, senin Ajax gibi takımın bile Trabzonspor kadar belki seyircisi yok. Atıyorum zaten 18 milyon olsa Hollanda, Ajax'ta oynasa bile. Ha, büyük takım da. Düşün. Yok, böyle bir duyum aldım. Biri vasıtasıyla. Trabzon'a gittiğine pişman olmuş gibisinden falan, oynamıyor diye mi artık? Böyle adamlar yollayın. Böyle adamlarla uğraşmayın. 11 tane, yıllar yılı diyorum. 11 tane adam bulunuyor ve bu 11 adam bulmak, bir ordu kurmuyorsun. Hollandalı da geçen diyor buna. Benim yıllar yılı. Ya dedi, 11 tane adam bulamıyor musunuz ya dedi. Hala dün yine diyor Galatasaray şu bu falan. Bırakın dedim bu Türk futbolunun. Bunu işliyorum burada şimdi. Bu palavra, bizim Türklerde bıdı bıdı var dedim. Bir başarı yok. 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Kupa biri yok hiçbirinin.
Onu yendiydim, bunu yendiydim. Türkiye'de şampiyon olduydum. Bunu işliyorum ve de iyi iş gidiyor yani. Diyorum ki bunlar palavra diyorum. Palavra, bıdı bıdı yapıyorlar. Ben Trabzonsporluyum diyorum. YouTube kanalım da var. Aynı böyle diyorum. Bak dün bile daha oldu yine Hollandalı'ya. Grande Trabzonspor diye. Bayağı konuştuk. Eşi de vardı yanında. Bunları bırakın diyorum. Bunlar palavra. Sen diyorum onlar Snyder diyor veya işte. Snyder niye geldi diyorum. Aldı 3-4 milyon. Ha Snyder diyorum 30 yaş altı biraz daha geldi. 30 yaş altı. Ama o kadar diyorum yani. İlerisi yok. Konu uzun. Şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyeti iyi oldu. Yalnız ilk yarıyı ben seyretmedim. Şunu da söyleyeyim. Radyoda bir işim vardı. Radyoda ilk yarı yavanmış. İkinci yarı bir geldik. Trabzonspor 2-0. İlk yarı çok kötü bir maçmış. İki takım açısından da. Onun için Trabzonspor yani öyle bizim taraftarımız uçtuk kaçtık. Temkinli olmak lazım. Adım adım yavaş yavaş gitmek lazım. Ha bu sene niye şampiyon olmayacaksın? Bu takımlar yani abartıldığı gibi bir şey yok. Galatasaray'ın özetlerini gördüm 2-1 orada. O oyuncuyu Fatih'in yerinde olsam o golü kaçıranı biraz genç de bir oyuncu ama ya o golü kaçar mı işte 2-2 bitebilir. Neticede şu anda Okan şansa mansa gidiyor diyelim. Trabzonspor Abdullah Avcı biraz dikkatli olsun. Kafayı böyle bir kaldırdı mı bakarsın Zigana Dağı'nı aşar yani. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler saygılarımla.